videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. İrdeleyeceğiz, neşteri atacağız. Stüdyoda 3 vekil adayı konuğumuz var. Hemen sizlere dilerseniz hoş geldiniz öncelikle sayın konuklarım. Malumunuz ben Deniz Savur'un şeyi var galiba. Evet, Saadet Partisi il başkanımızdı daha öncesinde malumunuz Sayın Mahmut Erkan. Şimdi birinci sıra milletvekili adayı. Hoş geldiniz Sayın Erkan. Hemen yanında Büyükşehir Belediye Başkanı adayıydı daha önceki dönemde Sayın Haşim Özçelik. Şimdi listede ikinci sırada yer alıyor. Hoş geldiniz Sayın Özçelik. Ve Baki Coşkun, avukat Baki Coşkun listede 6. sırada vekil adayı. Baki Bey siz de hoş geldiniz. Nasılsınız? Nasıl geçiyor? Atmosfer çok nasıl? Güzel, çok iyi. Ramazan bize bereketiyle geldi elhamdülillah. Sıkıntımız yok Ramazan'la alakalı. Hangi açıdan bereketli oldu onu da merak edeceklerdir. Onu söyleyelim isterseniz. Çift listeyle seçime girmiş bir Saadet Partisi var. Bu bir bereket galiba öyle mi? Aslında algılayalım. O bir yanlış algı oldu. İnsanlarda onu düzelterek sözlerimize başlamış olduk. Hem hemşehrilerimizin mübarek Ramazan ayına tebrik ederim. Hem de seçimlerin en güzel memleketimiz için en hayırlı bir şekilde sonlanması için de Cenab-ı Hakk'a dua ederek sözlerimize başlamış olalım. Saadet Partisi 10 tane milletvekili adayı ile seçimlere giriyor. Herhangi bir çift liste çıkarması söz konusu değil. Medyada yazıldı, çizildi ama şu anda Saadet Partisi'nin 10 adayından 3'ü burada, 7 adayımızda değişik bölgelerde çalışmalarını gerçekleştiriyorlar. CHP listesinde yer alan 20 üst düzey Saadet Partili denilen isimler Saadet Partili değil. Mesela Kayseri CHP listesinde 2. sırada Ahmet Yıldız diye kimsenin tanımadığı bir beyefendi var. Saadet Partisi'nin aday olduğu söyleniyor. Bilmiyorum sizler tanıştınız o daha önceden haberdar mıydınız? Yok yok, ben Ahmet Bey'i hiç tanımıyorum, görmedim. Yani ne iş yapıyor diye sorsanız bilmiyorum Ahmet Bey'in. Oradaki durum şu şekilde, bir yanlış algılamanın birkaç cümleyle önüne geçmeye gayret göstereyim. Bir Millet İttifakı teşkil edildi. Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti ve Saadet Partisi'nin bir araya gelerek oluşturduğu bir ittifak teşkil edildi. Bu ittifakı oluşturduğu sinerji ile ittifak içerisinde en fazla oy alma potansiyeline sahip olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin 12 ile 15 milletvekili arasında fazla bir vekil çıkarma durumu ortaya çıktı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Sayın Genel Başkan Kılıçdaroğlu da şu ifadeyi kullandı. Bu sinerji tek başına Cumhuriyet Halk Partisi'nin oluşturduğu bir sinerji değil. Burada İyi Parti'nin de Saadet Partisi'nin de ciddi anlamda katkısı söz konusu. Buradaki fazladan gelecek olan, yani ekstradan gelecek olan 12 ile 15 arasındaki milletvekillerin içerisinde bu iki partinin ben de... Ben orayı çok özür dileyerek hemen bir araya gireceğim Sayın Erkan. Ben orayı çok algılayamadım. Fazladan derken yani bunların şöyle standart söyleyeyim. Bekledikleri bir milletvekili sayısı varmış, onun üzerinde mi beklentiler şöyle, varmış? Şöyle ifade edeyim. Kayseri özelinden bakacak olursak Cumhur İttifakı var, Millet İttifakı var, Vatan Partisi, Hüdapar, HDP tarzında ve partiler, işte, var. Ve diğerleri partiler var. Burada milletvekilleri bu iki ittifak içerisinden çıkacak. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı içerisinden çıkacak. Millet İttifakı'nın içerisinde artık oy diye tabir edilen bir oy var. Bütün partiler için artık oy denilen bir oy var malumunuz. Örnek veriyorum, son seçimde yanlış hatırlamıyorsam Adalet ve Kalkınma Partisi çok cüz'i bir oy oranıyla son milletvekilini çıkartabilmişti. Evet. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi İşte barajı geçirmeyen partilerden kaynaklı bir tevellüt şeyler. Kaynaklı bir de şu var, Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi de çok büyük oylar zayi olarak birer vekil çıkartmışlar. Evet. Özellikle yani, MHP'nin galiba yani, 2000 falan o 1500-2000 oy arası. 2000 oy civarında bir MHP oy alabilseydi Kayseri'nin iki vekil çıkartabiliyordu. Evet. Ekstra milletvekili dediğim tam burası. Hmm. Yani o fazlalıklar Saadet Partisi ve İyi Parti ile tamamlanabildiği için orada bir ekstra milletvekili söz konusu. Bunu Saadet Partisi'ne kullandırmakla alakalı bir talep geldi. Biz bu teklife çok sıcak bakmadık. Niye sıcak bakmadık? Saadet Partisi'nin uzun süre ikinci sırada sizin isminiz geçti hep listede ve Saadet Partisi'nin yeni bir liste çıkarmayacağı söyleniyordu. Son dakika. Kaynakları işte gözden geçirmek gerekiyor. Yani ben bir Saadet Partisi cephesinden böyle bir açıklama hiçbir zaman gelmedi. Nereden çıktığını bilmiyoruz bu kaynağın ama biz Saadet Partisi olarak hiçbir dönem Cumhuriyet Halk Partisi'nin listelerine gireceğimizi, Saadet Partisi'nin liste çıkarmayacağı ile alakalı hiçbir beyanatta bulunmadık. Onu ifade etmek istiyorum. Sayın Kılıçdaroğlu dedi ki bunları siz
Saadet Partisi olarak kullanın ifadesini kullandı. Genel Başkanımız bunun çok siyasi etik olmayacağını ifade etti. Cumhuriyet Halk Partisi bununla alakalı ısrarcı bir jest yapmakla alakalı ısrarcı olunca Genel Başkanımız dedi ki tamam bunu kabul ediyoruz. Ama bu listelerde yerelde çok bilinen isimleri sizin listelerden göstermemiz bizim için çok mantıklı değil. Seçmenin kafasında bir soru işareti oluşturabilir. Bu soru işareti önüne geçebilmek için yerelde olmayan arkadaşlardan biz size görevlendirme tavsiyede bulunacağız. Takdir eder, kabul ederseniz aday yapabilirsiniz. Yok biz buna sıcak bakmıyoruz derseniz de biz bunu saygıyla karşılayacağız ifadesinde bulundu. Sağ olsun Kayseri Teşkilatı Genel Merkez Cumhuriyet Halk Partisi'nin büyük bir özveri gösterdiler, büyük bir jest yaptılar. Ve ikinci sıradan bize yakın bir kardeşimizi aday gösterdiler. Ama seçmen bazında Saadet Partili seçmenler Saadet Partisi'ne oy verecek, Cumhuriyet Halk Partili seçmenler Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verecek. Bunu özellikle ifade etmek isterim. Sizin de ifade ettiğiniz gibi ciddi bir algı, yanlış anlama söz konusu kamuoyunda. Belki de biz 24 Haziran'a kadar sadece bunu anlatabileceğiz insanlara. Ki bu sorunun cevabını verdiğimiz takdirde akabinde oylar otomatik olarak Saadet Partisi'ne bir dönüş söz konusu. Açıkçası kamuoyunda yani bildiğim tanıdığım işte biz de halkın içerisindeyiz, görüşüyoruz, konuşuyoruz. Şöyle bir kafa karışıklığı var Saadet Partisi seçmende ya da bugüne kadar Saadet Partisi'ne gönül vermiş insanlarda. Yani şimdi biz mevcut listemizi mi destekleyeceğiz yoksa işte en azından mecliste grup kurabilme adına garanti olsun diye CHP'deki adaylarımıza gönderilen adaylara mı oy vereceğiz, orayı mı destekleyeceğiz? Öyle bir ikilem içerisinde kaldıkları bir gerçek. Bu konuda da işiniz kolay değil herhalde dediğiniz gibi seçime kadar herhalde bunu bile anlatmak. Saadet Partisi Milli Görüşü hiçbir zaman işi kolay olmadı. Bayağı yıldır bir zoru yaptık, zoru başardık, imkansızları zorlandık biz teşkilatlar olarak. Azimliyiz anlatırız diyorsunuz. Anlatırız, daha önce yaptık yine yaparız inşallah. Bu arada sevgili izleyiciler ben adaylarımıza kendinizi tanıtır mısınız deme ihtiyacı duymadım. Zaten dediğimiz gibi Sayın Arıkan çok uzun süredir Kayseri'de politika yapan bir insan, yakından tanıdığınız bir insan. Sayın Özçelik de keza aynı şekilde. Ama Sayın Baki Coşkun'a geldiğimizde onu biraz tanıtmak gerekebilir. Evet. Oraya o şeyi tanıyalım. Sayın Özçelik, Haşim Bey. Şunu sorayım size, seçmen Saadet Partisi'ne neden oy vermeli? Niye oy versin? Seçmen, yani sadece Saadet evet. Partisi şey için demiyorum yani. Genel olarak tabii seçime girince herkesten oy bekliyorsunuz. Sadece Saadetliler oy versin derseniz bu zaten muvaffakiyete giden yolda şey olur. Geçmiş yıllardaki sonuçlarla. Niye size oy versinler? Ne farkınız var? Ne yapmak istiyorsunuz? Hele böyle bir şeyde türlü türlü ittifaklar vesaire. Yani bu seçim gerçekten... Böyle test konusu olacak bir seçime o gibi oldu. Niye Saadet Partisi'ne oy versin seçmen? Öncelikle bizleri izleyen tüm vatandaşlarımızın Ramazan'ını tebrik ediyorum. 24 Allah Haziran'da olsun. Yapılacak olan seçimlerinde milletimize, ümmetimize, coğrafyamıza hayırlar, bereketler getirmesini temenni ediyorum. Sözlerime böylece başlarken hep şunu söylemek istiyorum. Bir söz vardır. Hırsız en fazla ev sahibinden korkarmış. Şimdi, peki niye giriyor eve korkuyorsa? Yani işte, sahibinden korkan adam o eve girmez diye düşünüyorum. Ama tabii buyurun. Öyle ama korkarak giriyorlar. İşte bu da bir ahlak meselesi. Şimdi az önce Mahmut Bey'deki konuşmanızda Mahmut Bey'in Cumhuriyet Halk Partisi'nden ikinci adaymış gibi lanse edilmesinin sebebi bu. Birileri basını yanıltarak bunu verdiler ki Saadet Partili seçmenlerin gözünde bir kafasında bir karışıklık olsun. Bizim kesinlikle böyle bir adayımız orada yok. Saadet Partililer Saadet Partisi'ndeler. Cumhuriyet Halk Partililer Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Detayına tekrar girmeyeceğim. İftiralar atılmaya devam ediliyor. Mesela 28 Şubat'ta milli görüşçüleri tutuklayan hukukçular tekrar Saadet Partisi'ne aday oldu diye bir iftira var. İşte vallahi iftira mı bilmiyorum ama sosyal medyada ve işte şöyle yorumlar var. Mesela Üstad'ın şiirinden baba katil ya babam bir sapta gibi yani şeylerle, hashtaglerle işte, falan bu konulara yorum getiriliyor. Dönüp baktığınızda bunu vatandaşın seçmenin çok iyi algılaması da çok kolay, çok hemen kolay hazmedilir bir şey değil. Evet, bunu da itiraf işte etmek onun için lazım. Bilgi kirliliği yapıyorlar ki bir an önce bu süreç bitsin, biz bunları anlatana kadar
kendileri kazançlı çıkmak peki, için yapıyorlar. Peki siz Saadet Partisi vekil adayı ya da Saadet Partili olmasaydınız, dışarıdan başka bir parti ya da seçmen gözüyle baksanız, bu olay hemen böyle çok kolay özümseyebilir miydiniz? Algılayıp hemen içselleştirebilir miydiniz? Yani şimdi, bu çok normal, bu bir siyaset. İşte siyasette her şey mübah, onlar böyle yaptı, biz de böyle yaptık gibi bir bakış açısı geliştirebilir şöyle, miydiniz? Yani, bu doğru bir ilkeli bir bakış açısı olur mu? Cenab-ı Allah insana akıl vermiş. Aklın yanında da dünyadaki ve ahiretteki hayatı için de bir kitap göndermiş. Bu kitabın ilk emri de oku. Ben dışarıda dururken okuyan bir insan olduğum için onu bakar gözlemlerdim ve sonucun ne olduğunu, kimin nasıl yaptığını oradan algılardım. Şimdi Saadet Partisi'ne seçmen neden oy versin? Şimdi bakın biz 11 aylık bir hükümetimiz oldu 96-97 yılları arasında. O zaman denk bütçeyi yaptık, havuz sistemini kurduk, D8'i kurduk. Çiftçinin, işçinin, emeklinin, Bağkurlu'nun, memurun, herkesin yüzü güldü 11 aylık dönemde. Ondan önce biz rahmetli Erbakan hocamızla rahmetli Bülent Ecevit'in 74'teki koalisyon hükümetinde Kıbrıs Barış Harekatı'nı yaparak oradaki soydaşlarımıza, kardeşlerimize bir huzur ortamı meydana getirdik. Şimdi biz derken şimdi, siz merhum rahmetli Erbakan'ın hocanın döneminden bahsediyorsunuz. O zamanki Erbakan dönemindeki Refah Partisi ya da diğer birçok isimle, isim değişti partiyle bugünkü Saadet Partisi aynı parti mi? Tabii ki aynı parti. Şöyle söyleyeyim. Bizim logomuzda 5 tane yıldız var. Bu yıldızın her biri bizim kapatılan bir partimizi de ifade eder bir manada. Şöyle de bir anı anlatayım. Refah Partisi kapatıldığı zaman bir genç kardeşimiz genel merkezde ağlıyor. Erbakan hocam da ona diyor ki evladım niye ağlıyorsun diyor. Hocam partimizi kapattılar. Niye ağlamayayım diyor. Hocamın ona verdiği cevap şu. Oğlum diyor abdestin bozulunca ne yaparsın diyor. Tekrar abdest alırım diyor. O zaman biz de yeni bir parti kurarız diyor. Yani biz milli nizamdan, milli selamete, refaha, fazileti ve saadete gelene kadar aynı zihniyetteyiz. Aynı durduğumuz yerdeyiz ve biz milliyiz. Haktan yanayız, adaletten yanayız, şeffaflıktan yanayız. Şimdi böyle bir kavram kargaşası oluşturuluyor ki Saadet Partisi'ne verecek insanlar ya ben CHP'ye nasıl oy veririm mantığı gütsün ve git ya sandığa gitmesin ya kendilerine oy versin diye. Şöyle bir şey söylüyorum. Siz yemek yediğinizde benim karnım doymaz. Yani size verilen gıda size, bana verilen gıda bana nasıl geliyorsa Saadet Partisi'ne verilen oylar Saadet Partisi'ne, Cumhuriyet Halk Partisi'ne verilen oylar Cumhuriyet Halk Partisi'ne, MHP'ye verilen oylar MHP'ye gider. Şimdi neden dediniz Saadet Partisi'ne oy versin? Milli bir hükümet olacağı için versin vatandaşımız. Şimdi bakıyorsunuz Suriye politikasına, ekonomiye, dış ticarete, ahlaka, hangi konuya girirseniz elinizde kalıyor. Mesela en basitinden Suriye politikasını, dış politika olarak Suriye politikasını anlatayım. Biz yanlış bir dış politika izledik Ahmet Davutoğlu döneminde. Ne dediler? Amerika yürüyen ölü dediği için, Obama yürüyen ölü dediği için Esad'a. Millet İttifakı bu işten ittifak olarak başarılı çıkıp çoğunluğu elde etse bu bir koalisyon hükümetine gider mi? Bu uyumlu bir koalisyon olur mu? Şunu bir tamamlayayım. Yani Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti ve Saadet Partisi olarak. Orada 15 gün sonra Ebevi Camii'nde namaz kılınacaktı. Ama bugün bakıyorsunuz 4 milyon Suriyeli Türkiye'de namaz kılıyor. Yani ve istenmeyen bir ülke haline getirdik. Ekonomisi batmış bir ülke. Yani çalışmadan, yorulmadan, üretmeden rahat yaşamak isteyenler önce haysiyetlerini sonra hürriyetlerini kaybederler. Onun için Saadet Partisi'nin mecliste olması gerekir. Vatandaşımız da bunu biliyor. Şimdiye kadar baraj problemi var diye bizden uzak duruyorlardı. Gönüllerinde biz vardık. Seçim mahallinde eğer seçim sandıklarının yanına bir de gönül sandığı konsaydı, gönül sandığından biz her zaman birinci çıkardık. Şimdi bu baraj problemi de kalktığı için ittifakla, seçim işbirliğiyle biz seçim sandığında da gönül sandığında da inşallah başarılı olacağız. Bunun için vatandaşımız bizim durumumuzu biliyor ve biz tahmin edilenin çok çok üstünde bir başarıya imza atacağız inşallah bu 24 Haziran seçimlerinde.
Bu sorumu bir daha yineleyeyim isterseniz. Buyurun. Bu Millet İttifakı bu seçimlerden, 24 Haziran'da gerçekleşecek seçimlerden başarılı olarak çıksa, ittifak olarak, bu ileriki bir sonraki adımda bir koalisyon hükümeti, ortak bir uyumlu bir çalışma, bir birliktelik olarak devam edebilir mi, eder mi sizce? Her iki ittifak da aslında koalisyon, oradan bakarsak hadisi. Evet. Dün malumunuz MHP Genel Başkan Yardımcısı bir açıklamada bulundu. MHP bakan verecek mi sorusuna, bu şimdinin sorusu değil, İlerleyen zamanlara bakacağız demişlerdi. Ki ittifakın ilk günlerinde MHP'nin hiçbir şekilde bakanlar kuruluna bir bakan vermeyeceği ifade edilmişti. Bugün bakan vereceği ifade edildi ve sorun seçimden sonrasını ötelendi. Yani her ne kadar koalisyonlar... Yani orada bir süredir devam eden, işte 15 Temmuz'dan bu tarafa devam eden bir uyum var. Zaten MHP yani direkt hükümet içerisinde vesaire olmasa da uyguladığı politikayla destekle bu uyumu gösterdi. Zaten arada gidenler oldu. Tuğsayın Turul Türkeş'in transferi vesaire gibi. Ya orada bir sorun yani çıkacak gibi gözükmüyor. Uyumlu çalışacaklar gibi gözüküyor. Yani dışarıya yansıyan aynı şey millet koalisyonunda olur mu? Bir tarafta şey. Bakın Anıtkabir'i ziyaret edip gelip işte iman tazelik diye Meral Sayın Meral Akşener. Evet. Diğer tarafta hangi tarafta, sol merkez solda mı sağda mı, ne tarafa kayması gerektiğini çok net olarak henüz karar verememiş bir CHP genel başkanı. İşte bir de Saadet Partisi bunun içerisine eklendi. Biliyorsunuz daha önce koalisyon hükümetlerinde Sayın Erbakan bulundu. Üstelik Erbakan gibi bir politika dahisi bir insan bile bu işi yürütürken çok zorlandı birçok şeyde. Bunlar hep birlikte yaşadık. Bu şeyden, bu da kısa süreli bir süreli de çok oldu. Birliktelikten. Nasıl olacak diyorsunuz? Böyle bir uyum çıkar mı yani? Yorumunuz şimdi, nedir bu konuda? Şimdi şöyle söyleyeyim. Tabii ki gönül tek başına iktidar olmayı ister. Ama koalisyonlardan da korkmamak lazım. Nasıl? Geçmişte koalisyon dönemlerinde biz çalıştık ve başarılı olduk. Az önce söyledim 74'teki Kıbrıs hadisesi gibi, 54. Erbakan hükümeti, Refah Yol hükümeti gibi biz buralarda gerçekten ekonominin en güzel olduğu dönemleri koalisyonla yaşadık. Sene 2018. Sene 2018 yani milli görüş ruhu aynen devam ettiği için farklı bir şey değişmez. Şöyle söyleyeyim size. Dünya değişti, konjonktürler değişti, inler altlar değişti, teknoloji yenilendi. Doğru söylüyorsunuz. O kadar şey biz yani onların, seçmen ve insanların beklenti üzerinde o kadar çok biz onların hepsini şey yaparız yani uyum sağlarız, onların hepsini kucaklarız. İki kere iki, 3000 yıl önce de dört ediyordu. 7 milyar yıl sonra da dört edecek. Yani bir tarafta ruh. Atatürk ruh. Ülkelerine hiç taviz vermemeye gayret eden, ettiğini belirten, iddia eden bir CHP. Bir tarafta şer'i düzenin aslı olması gerektiğini işte şeyler de var Sayın Erbakan. Evet. Her zamanki doktrin bakın, bu. Bakın, bir Saadet Partisi nasıl aynı potada eriyecek? Bir de ne olduğunu daha tam kamuoyunun çözemediği bir İyi Parti var. Yani milliyetçi mi, milliyetçi ip yola çıkıp şimdi Atatürkçülüğe soyunan, işte her taldan, her derden çalan bir İyi Parti var. Yani bu da kendi politikalarına dayanarak soruyor. Nasıl eriyecek bu aynı politikada? Ya da seçmen buna nasıl güvenecek? Kişilerin kendi tabii ki özelleri vardır, düşünceleri vardır ama adalet deyince bütün insanlar bir araya gelebilir. Şeffaflık deyince bütün insanlar bir araya gelebilir. Kardeşlik deyince bütün insanlar bir araya gelebilir. Yani bunlardan korkmamak lazım. Yani şeylerin, oluşumların, partilerin ya da siyasi oluşumların kendi doğrularını, kendi enlerini bir tarafa bırakıp ortak potada eriyebileceğine yani inanıyorsunuz siz. İnanıyoruz çünkü şöyle, biz bunu daha önceden hani inanıyoruz, yapacağız demiyoruz biz. Biz yaptık da söylüyoruz. 74'te Ecevit'le rahmetli Erbakan Hoca nasıl bir araya geldi? Yani peki Sayın Karamollaoğlu'nu Sayın Erbakan düzeyinde aynı şeyleri yürütecek kadar politika hakim olarak görüyor musunuz? Ya şimdi bakın şöyle. Yani ben baştan da belirttim, Sayın Erbakan bir politika dahisiydi gerçekten. Olağanüstü yaratılışından gelen şeyleri vardı. Sorularınızı alt alta yazıyorum, cevap vermekte güçlük mü diye görüyorum zaman açısından. Şimdi şöyle bakın Cemal Bey, önemli olan mayadır. Eğer maya sağlamsa her şey olur. Milli görüş bir mayadır. Sizin bir kazan sütünüz olsa ve onu soğuk hava deposu olmasa ne yaparsınız? O süt bir saat sonra, iki saat sonra ekşir ve zehirli bir hale gelir. Ama içerisine bir kaşık maya atarsanız ne yapar? Ya peynir yaparsınız ya yoğurt yaparsınız. Onu daha uzun süre muhafaza edersiniz. Yani biz girdiğimiz her yerde etkileyici güç oluruz ve insanları kardeşlikle, hukukta, şeffaflıkta, adaletle bir araya getiririz.
problem yok. Yani teoride söyledikleriniz güzel, insanın hoşuna gidiyor da tabii onu pratiğe dökmek ne kadar olası gerçek. Daha önce pratiğe döktük, yine dökeriz. Tabii o tabii soru işaretleri, büyük soru işaretleri var hem de. Erbakan hocamla ilgili de şöyle bir durum var. Şimdi burada Temel Bey bu kapasiteye sahip mi diyorsunuz? Ben Fox TV'de 2 gün önce Temel Bey'i 3,5 saat dinledim. Birçok insanlarda da aynı dinleyen insanlardan da tepkileri aldım. Bir ateist bir arkadaş diyor ki ben İslam'ın bu kadar güzel olduğunu şimdiye kadar dinlememiştim. Müslüman olasım geldi diyor. Böyle bir yani şeyler var. Ekonomi hakkında yazılan güzel yazılar var. Erbakan Hocam büyük bir çıta koydu. Tabii ki Erbakan Hocam'ın yerini herkes dolduramaz. Ancak Temel Bey donanımıyla, bilgisiyle, ahlakıyla, adaletiyle mükemmel bir lider. Ve inşallah Türkiye'nin yaşanabilir bir Türkiye, yeniden büyük Türkiye ve yeni bir dünyanın kurulmasında büyük katkısı olacağına inanıyorum. Tabii söylediğiniz şeylere inanmak, hayata geçtiğini görmek vatandaş olarak, insan olarak hepimizin arzusu. Yani tabii önce insan kavramından bakmak lazım, sonra ümmet bana göre. Evet. Ve az kaldı, görmek, inşallah yakında göreceğiz. Güzel, tabii ne kadar olası, ne kadar pratiğe dökülebilir, ne kadar gerçekleşir ama şu konuda ben bir şerhimi, kişisel şerhimi koymak istiyorum. Tabii. Ben gerçekten müthiş bir sayın merhum Erbakan hayranıyımdır. Yani bu cenahta merhum Erbakan'ı yakalayabilecek, onun politikalarını değiştirir birini şu mevcutlar içerisinde ben kendi adıma göremediğimi de söylemek onda istiyorum. Hemfikir. Doğru söylüyorsun. Yani onu şerh olarak koymak onun lazım. Şahsi gözünüz hepimizin görüyor. Yani. Bir Erbakan daha gelmez yani çok sorun. Onun gelmeyeceğini önünde altını çizmekte yarar var diye düşünüyorum. Sayın Baki Coşkun 6. sıra vekil adayısınız. Sizi biraz tanıyalım. Genç bir isimsiniz, yenisiniz. Ben daha önce bilmiyorum partide görev aldınız mı, isim olarak ve simanı çok tanımıyorum. Avukat olduğunuzu öğrendik. Sizi biraz tanıyalım, tanıtalım da sevgili izleyicilerimize. Öncelikle hepinize teşekkür ediyoruz. Bizleri ağırladınız son dönemlerde. Görelimiz efendim. Ambargo koyduğu bir dönemde bir TV kanalına çıkmak bizleri sevindiriyor. Baki Coşkun, ben Sarızlıyım. Tavşar mısınız? Muhacirim, hayır. Aslen Erzurum, doğma büyüme Kayseri Sarız Kurudere köyündenim. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuyum. Şimdi burada serbest avukat olarak çalışıyorum. Milli Görüş Teşkilatlarından da liseden bu yana çeşitli kademelerinde görev aldık. Tabii genelde dernek bazında yani parti olarak çalışmalar yapmamıştık. Anadolu Gençlik Derneği'nde, Milli Gençlik Vakfı'nın çeşitli kademelerinde görevler aldık. Şimdi de inşallah partimizde elimizden geldiğince gayret ederek partimizi iktidara taşımak için çalışacağız. Sizin politikadan beklentiniz nedir? Bir avukatsınız, serbest çalışıyorsunuz. Bu şu demek, işte avukat demek biraz müşteri, yani tam amiyane tabiriyle. Birileriniz size gelip işte bu şekilde hayatınızı kazanıyorsunuz. Politikaya girerek mesleğinizi biraz riske atıyor musunuz? Böyle bir iş seçip kapıldınız mı? Yani sonuçta seçildiniz, seçilmediniz vesaire geri işinize döndüğünüzde bir etiketiniz olacak. Saadet Partili, işte falanca partili, bir siyasi şeyin. Bu sizin çalışma iş ortamınıza olumsuz bir yansıma yapabilir mi? Yani bu riski neden aldınız? Politikaya niçin girdiniz? Şimdi şöyle, zaten avukat dediğimiz, hukuk fakültesi mezunu dediğimiz kişi zaten otomatikman siyasetin içerisinde bir kişidir. Öyle yani mi? Tabii ki siyasetin içerisinde. Bugün kanun, avukatlar yok mu? Muhakkak var, muhakkak var. Ama bugün kanun dediğimiz zaman kanun siyasilerin ortaya koyduğu iradelerle oluşuyor. Dolayısıyla hukukçu dediğiniz kişi de zaten otomatik olarak siyasetin merkezindedir. Apolitik arkadaşlarımız vardır, o kendi tercihleridir. Uzun süredir de zaten bu hani siyasetin içerisindeyiz. Her ne kadar bir partide aktif görev almamış olsak da sonuç itibariyle siyasetin merkezinde çalışmalar yürütüyorduk. Dolayısıyla bunun mesleğimize herhangi bir dezavantajı olacağı kanaatinde değilim. Zaten serbest meslek erbabıyız. Dolayısıyla serbest meslek olduğu için herhangi bir görevden ihraç gibi korkularla da yani karşı karşıya değiliz. Anlamında yani bu genelde oluyor işte insanlar falan. Biz de biliyorsunuz çok siyaset yetken bir toplumuz. Evet. İnsanları değerlendirirken hangi siyasi fikrini den olduğunu çok önemsiyoruz. Ona göre çok hareket ediyoruz. Hele bir de Saadet Partiliyseniz i̇şte zaten toplum nezdinde. Bizimkiler, diğerleri vesaire diye öyle olunca bu riski atar mı diye de sormak istedim. Siyasetten beklentiniz de herhalde münevver bir insan olarak ülkeyi daha iyi noktalara taşımak. Tabii ki yani gerek. Bizim Saadet Partisi olarak en büyük argümanlarımızdan bir tanesi de adalet. Şu anda ülkemizde maalesef
adalete güven %85 oranında gözüküyor, kaybedilmiş durumda. Yani insanlara sorduğunuz zaman %85'i biz adalete güvenmiyoruz deniyor. Yani bu aslında ülkeyi bu sürece getirenler de bazı süreçlerden geçti. İşte Ergenekon olaylarının ortaya çıkması, Ergenekon'un sonradan pardon yanlış yaptık deyip hukukun itibarsız hale gelmesi. Şu an mesela FETÖ yargılamaları yapılıyor. Bu yargılamalar süresindeki hatalar, Baylok mağdurları vesaire, bunların tamamı hukuka olan güveni azaltmış durumda. Yani hukuk büyük bir imtihan veriyor son özellikle 15-20 yıldır. Ve bu imtihanı da maalesef kaybediyoruz hukukçular olarak. Bunu nasıl kaybettiğimizi öngörüyoruz. İşte vatandaşa sorduğumuz zaman hukuka olan güven nedir diye vatandaş %85 oranında güvenmiyor. Ama Türkiye'de hukuk bana göre Cumhuriyet tarihi boyunca hep bir hukuk sınav veriyor ve hep muhakkak de başarısız oluyor. Yani muhakkak. Ama en iyi belki işte Refah Partisi'nin kapatılması döneminde çok iyi yaşadık. Her dönem yaşamıştık. Daha önce giderseniz merhum Menderes'in idamında, daha öncesine giderseniz işte Milli Şef döneminde yaşananlar vesaire. Hukuk hep bir imtihan içerisinde. Bugün geldiğimiz noktada da hala imtihan devam ediyor. Herhalde sonrasında da devam edecek gibi. Evet. İnşallah işte hep o istenilen hukuku çok iyi uygulayan ülkelerden bir tanesi biz de olabiliriz. Böyle ümit ediyoruz. Allah utandırmasın diyorum. Yani zor bir siyaset arenası, siyasette bir şeyler yapmaya çalışmak. Genç bir kardeşimiz olarak böyle bir yola girmişsiniz. Kolay olmadığını da bildiğinizi düşünüyorum. Sayın Arkan, uzun süredir partinin il başkanlığını yapıyordunuz. Şimdi çok yaşlı değil mi Cem? Bu çok söyledim. Uzun süredir, bana göre 5 evet. yıl, 10 yıl, bunlar uzun süreler. Siyaset ve hep her süreci. Fırsatta daha önceki sohbetlerimizde milli görüş geleneğinden geldiğinizi ifade edersiniz, altı çizersiniz. Merhum Erbakan'ın tedrisatından en azından iletişiminiz olduğunu, o dönemlerden geçtiğini, birebir tanıştığınızı söylersiniz. Yine o sohbetlerinizden kaynaklı bir şey sormak istiyorum o dönemde. Mesela Sayın Abdullah Gül'ü görev süresinde çok eleştirdiniz, eleştiriyordunuz sohbetlerinizde. Evet, evet. İşte daha önceki genel başkanlar da eleştirdi. Bilmiyorum, Sayın Karamollaoğlu çok ortada yoktu o dönemde. O da eleştirdim ama şimdi Sayın Abdullah Gül'ü bir Cumhurbaşkanı adayı olarak bir kurtarıcı ya da birleştirici olarak gördü Saadet evet, Partisi. Evet. Önderliğinde Sayın Karamollaoğlu da çok uğraştı bu iş için. Sonra geniş mutabakat sağlanamadı diye olmadı. Ne değişti? Sonra Sayın Abdullah Gül görevi bırakınca daha masumane bir görüntü sergiliyor. Niye Abdullah Gül'ü bir kurtarıcı olarak gördü? Sonuçta evet. hep eleştirdiğiniz, eleştirilen o insanların arasından çıkmış, o insanlarla omuz olmuş. İşte hani sizin tabirinizle yine söyleyeyim, Erbakan Hocam demişti ki onlar dersten kaçan öğrencilerin ifadesini kullanmıştı. Ne değişti? Abdullah Gül niye kurtarıcı gördü Saadet Partisi? Bu konudaki yorumunuz nedir? Şimdi buradaki aslında programın ilk bölümündeki sorunuz da Abdullah Gül sorusu paralel olduğu kanaatindeyim. Cumhuriyet Halk Partisi ile niye bir aradasınız? Abdullah Gül ile niye bir aradasınız sorusunun aynı soru Cumhuriyet olduğu. Partisi Abdullah Gül de aynı bir yerde tutmuyor abi. Yok, şu anlamda söyledim. Yani Saadet Partisi niye yan yana geliyor evet. sorusuyla alakalı bu ifadeyi kullandım. Milli görüş bir maya gibi. Biraz önce Haşim Bey ifade etti, orası yarım kaldı. Tansu Çiller yakın tarih, 96-97 döneminde Refah Yol Koalisyonu kurulmadan 3 ay önce İngiltere'de bir açıklama yapıyor. Biz diyor Refah Partisi'ni diyor kesinlikle diyor meclis dışına bırakmamız lazım. Refah Partisi İslamcı bir partidir. Bu partiyi bitirmemiz lazım. Tansu Çiller mi demiş? Tansu Çiller bu ifadeyi kullanıyor. Bundan 3 ay sonra Refah Yol Koalisyonu kuruluyor ve bu koalisyonla beraber Türkiye Cumhuriyeti tarihinin ilk ve son kez denk bütçesi gerçekleştiriliyor. D8 gibi bir dünya organizasyonu ortaya koyuluyor. Milli Görüş bir maya gibi, yani kimle çalışırsa kendi kimliğini oraya yansıtabilen bir teşkilattır. Yine uzun yıllar oldu ama Kıbrıs Barış Harekatı'nı Cumhuriyet Halk Partisi'yle gerçekleştirmiş bir siyasi hareketiz. Ağır Sanayi Hamlesi'ni Cumhuriyet Halk Partisi'yle gerçekleştirmiş. Şunu mu diyorsunuz? Yani biz CHP'ye değil de CHP'yi kendimize çekeceğiz. CHP kesinlikle bizi anlayacak, bu bize benzeyecek. Bu AK Partisi ne? CHP'yi Milli Görüşçü mü yapmayı hedefliyorsunuz? Yani bu çok icraat yani anlamında doğru işleri yapacak kanaatinde. Aynı şey AK Parti için de geçer. Yani keşke bir yanlış bir algı daha var burada. Efendim siz niye CHP ile ittifak yapıyorsunuz da AK Parti ittifak yapmıyorsunuz? Sayın Cumhurbaşkanı ile Genel Başkanımız defalarca görüştü. Mustafa Şentop Bey defalarca teşkilatımızdaki arkadaşlarla, abilerimizle bir araya geldiler. Adalet ve Kalkınma Partisi bu görüşmelerin hiçbir esnasında partimize ittifak teklifi yapmadı. Biraz önce algılardan bahsettiniz. Esas büyük algı bu. Efendim AK Parti ile bir araya gelmiyorsunuz da niye Cumhuriyet Halk Partisi bir araya geliyorsunuz? Altını çizerek ve büyük harflerle söylüyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Saadet Partisi'ne zerre kadar bir ittifak teklifi gelmemiştir.
Tam tersi. Ben zaten şahs kişim olarak, özür diliyorum, öyle bir şey hiç beklemedim, ummadım. Çünkü Saadet Partisi hep başından beri, AK Parti kuruluş gününden beri hep partiyi ihanet eden, milli görüşü ihanet eden olarak gördü. Öyle gördünüz, hep öyle anlattınız. Öyle. Zaten bunu eritmek çok zor bir şeydi diye düşünüyorum. Tam tersi, tam tersi. Yetkili kurullarımızda eğer Adalet ve Kalkınma Partisi bizim söylemlerimiz etrafında bir araya gelinebilseydi bu mutabakat sağlanabilirdi. Bırakın mutabakat sağlanmayı, ittifaka bile sıcak bakılmayan bir zihniyetle karşı karşıya kaldığımız için. Yani o mutlaka kuruluş aşamasını en iyi bilen insanlarız. Ne tür ihanetler, ne tür yanlışlar yaptığını en iyi bilen teşkilatlarız. Ama bizimle bir araya geldiği takdirde bu yanlışlarından, bu yanlış politikalarından geri döneceğiyle alakalı en ufak bir tereddüdümüz olmadığı için bizim için parti isminin bir önemi yok. Biz doğruları ortaya koyduğumuz takdirde, merkeze adaleti koyduğumuz takdirde, özgürlüğü koyduğumuz takdirde, insan haklarını koyduğumuz takdirde hiçbir siyasi parti bu soruya zaten karşı çıkmaz o anlamda. Ben şu soruyu kamuoyunda sizin vasıtanızda insanlara sormak istiyorum. Abdestli namazlı ama adaleti olmayan bir insan mı bizim için önemlidir? Abdest namaz yok ama adaleti merkezine koymuş bir insan mı bizim için önemlidir? Benim şahsımda siyasi parti olarak, bir temsilcisi olarak benim gözümde adaleti merkeze koyan insan benim gözümde daha değerlidir. O pencereden bakıyoruz olaylara. Yine sizin cümlenizin içerisinde ötekileştirmeden yani bahsettiniz. Abdest namazlı olmasa da olur ama illa adalet uygulasın diyorsun. Yani iyi insan olmak kolay. Zor olan nedir? Adil olmak. Yani adil olmayla alakalı hakikaten ciddi bir toplumda bir sıkıntı oluşmaya başladı. Biraz önce Baki Bey ifade etti. Adalete güven Türkiye'de güvensizlik %85'lere çıktıysa şapkamızı önümüze koyup düşünmemiz gerekir onunla alakalı. Son 15 yıl içerisinde Türkiye'deki en büyük yatırım yapılan binaların adliye sarayları ve cezaevleri olduysa Adalet Bakanımız geçtiğimiz hafta çıkıp da cezaevlerine 15 tane gardiyan ve benzeri elemanlar alacağız diyorsak bir yerlerde bir şeylerin yanlış gittiğini tartışmamız gerektiği kanaatindeyim. Algı ile maalesef ülkenin gerçekleri örtbas ediliyor. Bugün Kayseri'de o hal kalksın, şu anda bir nebzede sayabileceğim 15 tane firma kayyum talep etmek için müracaatta bulunacak. Olağanüstü hal olduğu için bu firmalar kayyuma müracaat edemiyorlar. Demek ki Kayseri'deki firmalar iflas ediyor. Sayın avukatım burada adliyeler boşanma davalarından başını alamaz hale gelmiş vaziyette. İcra daireleri her sene yeni bir icra dairesi açılı bir vaziyette. Kayseri maalesef intihar oranlarında Türkiye'de ilk 5 içerisine yer alan bir şehir haline geldi. Maalesef. Kayseri manevi anlamda, ahlaki anlamda büyük bir erozyon içerisinde. Boşanmalar artmış vaziyette. Uyuşturucu maalesef lisedeki bir tane müdürüne gidip soralım Allah aşkına. Çocuklarımızı kontrol edebiliyor muyuz, edemiyor muyuz? Uyuşturucu kullanma yaşı nereye geliyor? Tüm bunlar AK Parti mi sağladı diyorsunuz? AK Parti politikaları mı bunlar? AK Parti'nin yönettiği politikalar neticesinde buraya gelindi. Yoksa direkt AK Parti yaptığı cümlesini ben kullanamam ama yürüttüğü politikalar bu noktaya getirdi maalesef. Bugün toplumda en fazla eksikliği hissedilen konu huzur. Huzurla alakalı ciddi bir sıkıntımız var. Oturduğumuz evler, bindiğimiz arabalar, kullandığımız cep telefonları, maddi imkanlarımız borçlanarak belli bir oranda artırdık ama huzur anlamında toplum çok ciddi bir kaybı. Bugüne kadar Saadet Partisi, işte merhum Erbakan da dahil, Saadet Partisi, Refah Partisi hep bütün bu toplumsal çözülme, toplumda yaşanan bu sıkıntıları hep dış kaynaklı olduğunu, birileri bizim aile yapımızla çözmeye çalıştı, aile yapımızı bozdu, adaletimizi bozmaya çalıştı vesaire vesaire. Hep bunu dış kaynaklı olduğunu iddia, yani evet, söylemlerini dille getirip hep işte bununla ilgili olarak büyük güçleri, işte Türk toplumunu gelişmesini, büyümesini istemeyen birilerinin, bir güçlerin olduğunu söylerdi, dillendirirdi. Peki bunlar bugün niye seslendirmiyor musunuz? Yani bugün kesinlikle, bunların sebebi kesinlikle AK Parti midir? AK Parti iktidarda AK olduğu için mi bütün bunlar? Yani bu dış etkenler yok mudur? Dış dış etkenler. Misyonerleri var, işte siyonistleri var, bilmem nesi var. Bunlar direkt, hep Türk toplumunun, Müslüman toplumunun yok olması adına çalışan ve bunları hepsine ortaya imza mı atıyorum? Ama bugünkü söylemlerinizde biraz şey oluyor yani, onun yerine farklı hedefler gösteriyorsunuz. Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde aldığımız yasalar neticesinde bugün zina suç olarak kabul edilmez hale geldi. Uyuşturucu kullanma yaşında müdahale etme yasalarla elinden alındı polislerimizin. Bütün bunları üste koyduğumuzda dışarıyla alakalı direkt cümlelerinize katılıyorum. Avrupa'nın kuyruğuna takıldık. Avrupa'nın almamız gereken teknolojisi, sanayileşmesi, üretimle alakalı yaptığı hamleleri almak yerine tam tersi biz ahlaki anlamdaki erozyona uğratacak maddeleri biz Avrupa'da ithal ettik. Neticede böyle bir tablo çıktı karşımıza. Seçim, şunu ifade etmek istiyorum, adil şartlarda gerçekleştirilmiyor.
bir imza kampanyası vardı malumunuz. Cumhurbaşkanı adayı olmak için bir 100 bin imza şartı getirilmişti. İmza çalışmasının başlanacağından bir gün önce Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli çıkıp da orada 100 bin imzayı atacakların içinde FETÖ'cüler olacak, PKK'lılar olacak cümlesinden sonra benim biri yakından tanıdığım yüze yakın arkadaşım, devlet memuru, kamuda çalışan arkadaşım imza atmaya gelmediler. İki, birkaç gün sonra Süleyman Soylu çıktı dedi ki herkes sosyal medyadaki paylaşımlarına dikkat etsin. Twitter'dan, Facebook'tan, Instagram'dan yapılan paylaşımların hepsini takip altına alacağız. Yanlış paylaşım yapanlara hukuki süreç başlatacağız dediler. Dün Ahmet Maranki takip ettiniz mi bilmiyorum, Akit TV'de çıktı. Dedi ki eğer 24 Haziran seçimlerinde istediğimiz netice alınmayacak olursa 25 Haziran'da Belgrad Ahmet Ormanları'nda... Ahmet Maranki herhangi bir siyasi kimliği olmayan vesaire bir vatandaş. Çıktığı kanal önemli. Çıktığı kanal önemli ve zihniyet önemli yani. Orada. Ve bununla alakalı da AK Parti kanatından en ufak bir itiraz gelmedi. Yani bu cümle yanlış bir cümledir. Özellikle yani ben AK Parti'nin bunu yorma bazı ya da herhangi bir şey olduğunu sahiplerine kalmamak bir vatandaş. Pardon ama orada diyor ki biz Erdoğan'ı yedirmeyeceğiz diyor. Yani bu buradaki kastı o. Anladım. Yani bu Sayın Azim Özçelik 15 Temmuz darbe girişimi konusunda ne düşünüyorsunuz? Saadet Partisi ne düşünüyor? Hani diyorlar ya bu bir tiyatrodur, bir işte danışıklı dövüştü, isteyerek yaptılar vesaire, aslında böyle bir şey yoktu. Siz ne düşünüyorsunuz? Saadet Partisi ne düşünüyor? Yani bir darbe girişimi değil miydi bu? 250 tane insan hayatını kaybetti, evet. Şehadet, şehit oldu. Ne düşünüyorsunuz? Öncelikle, Saadet Partisi'nin bakışı nedir bu konuya? Vatanı milleti için meydanlara çıkıp da canlarını kaybeden o kardeşlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Allah mekanlarını cennet etsin. Şimdi 15 Temmuz'un ne olduğu hala bir muamma. Yani şu anda hiç kimse çok net bir şeyi söyleyemiyor. 15 Temmuz'a nasıl geldiğimizi aslında konuşmamız lazım. Yani 15 Temmuz'a tabii ki durup dururken gelinmedi. Yıllarca Fethullah Gülen cemaatini besleyen, destekleyen, kucağında büyüten iktidar bu iktidardı. Ve kendi beslediği canavar bu sefer döndü kendisini. Ya bir darbe girişimi miydi sizce? Darbe miydi? Şimdi, yani başarılı olsaydı şimdi bir şeyler şöyle, değişecek elinizde miydi? Elinizde kıymetli bir şey varsa o kıymetli bir şeyi elinizden almak isteyen çok insanlar olabilir. Bir paranız vardır, kasanızı açmak isteyen hırsız olabilir veya işte başka şeyler. Bu ülkenin tabii ki düşmanları var. Bu darbe girişimi olabilir. Bu sadece olabilir mi, oldu mu yani size göre? Darbedir diyoruz yani, onu gene başımıza falan söyledi orada şeyde. Bunu söylüyoruz yani, bu bir darbe girişimidir. Ancak bu darbe girişiminin sonuçlarını değil de sebeplerini de düşünmek lazım. Anlatabildim yani, bilmiyorum. Yani sebep, bir türlü sebepler yani, tam konuşuyor ama ortada bir ölü var hani kaldırmak gerek hesabı. Ortada bir gerçek oluştu. Böyle bir durum söz konusu ve şimdi de mücadele edilmeye çalışılıyor. Bir takım vesaire çalışmalar yürüyor. Ona mücadele terörle edilmeye mücadele çalışılıyor ama nasıl mücadele ediliyor ona da bakmak lazım. Bugün yani böyle baktığınızda bir de şöyle, bu Fethullahçı terör örgütünün her partiye sızmaya çalıştığı, sızdığı, işte ele geçirmeye çalıştığı vesaire gibi konuşuluyor. Bu girişim Saadet Partisi'nin içinde yapılmış mıdır? Böyle bir gözlemi? Elhamdülillah Saadet Partisi'nin içerisinde bu cemaatten, bu örgütten hiç kimse sızmamıştır. Bunun kanıtı da var elimizde. Sadece Necmettin Erbakan hocamızın Fethullah Gülen'le resmi yok yan yana. Onun dışındaki birçok siyasi meclis tutanaklarına da geçmiş durumda, evet. Zaten. Yani Milli Görüş Teşkilatları dışında birçok partiyle temas kurduğu. Yani bizim şeyde partimizde, teşkilatımızda, Milli Görüş'te FETÖ'cü veya teröristler hiçbir şekilde barınamazlar. Ama siz mücadele dediniz. Mücadele gerçekten var mı yok mu bilmiyorum. Buna vatandaşımız karar verecek. Sizce yok mu? Siz olmadığını mı düşünüyorsunuz? Bence kavram karışıklığı var. Mesela bu Mor Bey'in olayında birçok insan mağdur edildi. Aşağıdaki inançlı, temiz, güvenilir komşumuz, amcamızın çocuğu, işte Sayın arkadaşımız... Sayın İlginç ifadesiyle kullanıyorum. Orada da şeylerin çok abarttı. Mesela Kayseri'de bu Mor Bey'in kapsamında mağdur olan 5 ya da 6 kişi olmadığını söyledi. Yani kayıtlara bakarak... Türkiye genelinde 11.500 olduğu söyleniyor ama net rakam 1000 falan dediler. Yani bu yanda
yanlış bilgi. Sadece benim bir müvekkilim var. Bununla birlikte birçok arkadaşımız da biliyoruz. Mor Bey'in Kayseri'de 6 tane vaka olduğunu kayıtlara bakarak Emniyet Müdürlüğü'nden biz yazılı olarak talep ettik. Olduğunu yani, söylediler. Ama biz bunun 11.500 üzerinde olduğunu, 30.000 tane kişinin daha zan altında olduğunu, bu kayıtlar incelendiğinde ortaya çıkacak. Bunu bizim Antalya İl Başkan Yardımcımız Avukat Ali Aktaş Bey ortaya çıkardı zaten. Benim demek istediğim şu. Örgüt nasıl büyütüldü, ne yapıldı? Şu anda geldiğimizde de bu örgütle gerçekten gerçek manada mücadele ediliyor mu, edilmiyor mu? Bence gerçek manada mücadele edilmiyor. Tabandaki masum insanlar, yani bunu bir ibadet aşkıyla yapan ve kandırılan insanlar şu anda mağdur durumdalar. Bunun da bir şekilde çözülmesi lazım. Bugün bakıyorsunuz, pasaportunda Pensilvanya vizesi olanlar hala bu ülkede milletvekili adayı olabiliyorlar. Sizce mücadele yapılıyor mu, yapılmıyor mu? Buna halkımız karar versin. Bir o dönemde hayatı kaybetmiş şehit eşiyle Sayın Karamollaoğlu'nun bir tartışması oldu. Medya, evet. Sosyal medya çok yani. Şimdi Sayın Karamollaoğlu'nun Erbakan'ın izinde ve işte o anlamda yetenekli olduğu söylenirken Sayın Erbakan böyle bir tartışmaya girer miydi sizce? Ya da bu tartışma doğru bir tartışma oldu mu? Şimdi olayı şimdi Nasrettin Hoca itiraf ederler şeyi yakalamış, Leyla'ya yakalamış, kuyruğunu, ayaklarını, gagasını kesmiş, şimdi bir kuşa döndün demiş. Şimdi haberin önünü, sonunu, arkasını, önünü kesip sadece oraya konulduğu zaman bu bir iftira kampanyası. Bakın, medya mı suçlu orada? %100. Medya ve orayı... Ben Genel Başkan ağzından dinlediğim için... Tabii siz açıklayın. Buyurun. Bu olayın hemen akabinde Genel Başkanımız Kayseri'de gece istirahat etti. Sabah da Sivas'a gitti. Hemen ertesi gün yolda da beraber istirahat etti Genel Başkanımıza. Sordum efendim böyle dünkü yaşanan hadiselerin dolayı geçmiş olsun ifadesini kullandım. Üzgündü, morali bozuktu. Şunu söyledi, Fatih Sultan Mehmet Han'ın kabrini ziyaret ettikten sonra gidiyorduk biz. Kızcağız 25-30 metre ötede bağırıyordu diyor. Ben yanına gittim kızcağızın diyor. Yani yürürken karşılaşma gibi bir durum söz konusu değil diyor. Bu bir. İkincisi, o günkü etkinlikler bir Erbakan Hoca'nın kabir ziyareti, iki Eyüp Sultan Camisi'nin cuma namazı, üç Fatih Sultan Mehmet Han'ın kabir ziyareti. Erbakan Hoca'nın kabir ziyaretinde medya yok. Eyüp Sultan'daki cuma namazında medya yok. Fatih Sultan Mehmet'in kabrindeki ziyarette medya ordusu var. Oraya bir provokatör mü getirmiş medya diyorsunuz? Medya ordusu var. O kızcağızı provokatör haksızlık olur şeyde. İyi niyetle geldi oraya mutlaka. Bir tepki vermek istedi. Medya nereden biliyor peki oraya iyi niyetle gelen birini de tesadüf orada oluyor? İyi niyetle getiriliyor oraya. Yani o kızcağız kötü niyetli değil. O kız oraya getiriliyor. Genel Başkanımın ifadesi 25-30 metreye yaklaştım diyor. Güzergahımda olmamasına rağmen gel kızım ne sıkıntın var dediğimde yüksek sesle işte FETÖ'cülerle bir arada olduğunuz şudur budur falan ona dedim ki diyor bak kızım bu soruyu bana sorma 10 yıl boyunca valla ekrana yansıyan görüntülerde çok metanetini korumuş gibi gözükmüyordu onu ifade etmeye çalışacağım tam oraya geldim şimdi 10 yıl boyunca FETÖ'ye ne istediğinizde verdik diyenlere sor bize sorma şeklinde göğsüne bir yumruk vurma şekli var orada evet. O kızcağız babası yaşındaki bir insana ne yapıyor? Bu şekilde adam ol diyor. Seni dinlemeyeceğim. Adam ol diyor. Dinlemeyeceğim diyor. Takdir edesin ki her insanın bir sabrı var ama üzerine yürüme gibi bir şey kesinlikle söz konusu değil. Zaten kamera görüntülerini detaylı bir şekilde izlersek bunun böyle olmadığını takip ederiz. Buradaki püf nokta o kızcağız da genel başkanımızın pozisyonu değil. Hiçbir programa gelmeyen havuz medyasının o programa akın edip orada kameramanlarının bulunması manidar olduğu kanaatindeyim. Refah Partisi bu tür şeyleri geçmişte de medya için kullanmıştı. Bir kısım medya var. Kartel medyası derdi evet. Bir kısım medya hala var diyorsunuz. O yani. Değişmeyecek. Kıyamete kadar olacak. Sayın Baki Coşkun, bir hukukçu olduğunuz için izninizle soruyorum. Ankara 1. Bölge'den eski bir hukukçuyu aday olarak gösterdi Refah Partisi. Saadet Partisi. Eskiden Refah Partisi'de çok uğraşmış. İşte bununla da bu yönde yaptığı çalışmalarla da çok övünen işte bunu her platformla dillendiren bir isim. Bugün 1. sıra adayı. Ne oldu? Orada da mı Abdullah Gül benzeri bir şey? Adam hidayete mi vermiş? Yani Refah Partisi'yle çok uğraştığı için bir vicdanen bir sıkıntı yaşayıp şimdi bugün oranın başarısı için mi çalışıyor? Medya tarafından böyle yönlendirilen bir olay. Nedir? Neden konuldu o isim? Olayın esası sizce? Böyle değil. Tanju Bey o dönemde hiçbir zaman bu davaların... Yanlış mı tanıtılmış bu Tanju Bey? Aynen öyle yanlış tanıtılmış. Çünkü o dönemin Hürriyet gazetesine baktığınız zaman Tanju Bey'in Saadet Partisi, o zaman Refah Partisi... Bizzat kendi ağzından söylemler, konuşmaları yansıyor. Kendisi bunlar... zaten basit
basına gerekli doğru açıklamayı yaptı bununla alakalı olarak. O dönem Hürriyet Gazetesi de zaten durumu söylüyor. Refah Partilileri serbest bırakan şahıs diye. Nitekim Erbakan Hocam'la zaten ikili ilişkileri çok iyi. 2007 yılında da kendisini aday göstermek istiyorlar ancak Ergenekon soruşturması kapsamında kendisi de o soruşturma kapsamında olduğundan dolayı bu sürece zarar verir kanaatiyle aday olmuyor. Yani Erbakan Hocam'la da birebir ilişkileri var. Dolayısıyla Tanju Bey ile ilgili bugün yani, anlatılanların tamamı medyanın... Saadet Partisi için Tanju Bey yeni bir isim değil. Geçmişte değil. De zaten tabii, tabii, tabii. İçinde Erbakan, bizzat Erbakan Hocam'la birebir ilişkileri var. Birebir konuşmaları var. Dolayısıyla yani medya bu şekilde Saadet Partisi'nin zaten gündemimizdeki en önemli şey bu. Medya bir yani algıyla... Ama ne vesileyle oldu? Belki de Sayın Merhum Hoca'yı sorguluyordu burada. Bilemiyoruz bu resim. burada ne kadar çıkıyor ama videosu var. Kendi ağzından videosu evet. Var. Yani medya şu anda bununla burada ilgili bir ciddi bir algı. Yine ciddi yanlış algı yürütüyor. Yani biz zaten bunu söylüyoruz. Genel Başkanımız da zaten bunu ifade etti. Yani medya ile alakalı. Sosyal medyada biz artık kendimizi açıklamak zorunda kaldık. Bu tarz televizyon programlarında da sizler sayesinde en azından derdimizi anlatabiliyoruz halkımıza. Bir mesaj geldi müsaadenizle şimdi okumak. Şimdi geldi. 16 sene içerisindeki tüm seçimlerde AK Parti'yi desteklerini ve oy verdiklerini söyleyen arkadaşlarım Fox TV'deki Temel Karamoğlu'nu izlediklerini ve program sonunda 5 kişiyle beraber bu seçimlere Saadet Partisi'ne oy vereceklerini söylemek için yanıma geldiler. Fikir alışverişinde bulundular. Bu sevinci sizinle paylaşmak istedim. Fakat bunu sosyal medyaya yazmak isterdim. Kamu çalışanı olduğum için ve fişlemenin had safhada olduğu için diyorsun. Yazamıyorum. Saygılar, başarılar dilerim. Söyleyemem tabii ki. Şimdi programında olduğunu şimdi, falan şimdi, biliyor muydu acaba? Şimdi geldi mesela vallahi. Bu kardeşimden. Böyle bir ortamda siyaset yapıyoruz. Ben siyaseti kısa bir tarif edilmesi gerekirse buradan çıkıyoruz Kay TV'nin binasından Saat Kulesi'ne kadar bir yarış halinde tüm adaylar. Evet. Ama Saadet Partisi'nin güzergahında cam var, diken var, kenardan domatesler atılıyor, terlikler atılıyor, ayağına prangalar bağlanıyor, sırtına çimento yükleniyor. Saadet Partisi o şartlarda bu yarışı yapıyor. Diğer arkadaşlarımız bize göre çok daha konforlu bu yarışın içerisindeler. Bunu göz ardı etmememiz gerektiği kanaatindeyim ben. Eşit şartlarda değiliz diyorsunuz. Kesinlikle siz. Değiliz. Kesinlikle. Allah'ın adaleti diyelim işte herkesi kimi fakirlikle, kimi zenginlikle, kimi hastalıkla, kimi sağlıkla imtihan ediyor ya burada da Saadet Partisi'ni işte muhalefeti zor koşullarda politika yapmakla imtihan ediyor. İmtihanın şikayetimiz yok. Şikayet anlamında söylemiyorum. Yani, bunu tespit anlamında söylüyorum. O zaman şükretmek lazım diyorsunuz. süreyi yavaş yavaş dolduruyoruz sayın vekil adayları, sayın konuklarım. Son olarak sizden neler söylemek istediğini kısa alarak noktaya koyalım isterseniz. Zira sevgili izleyiciler bu programı Cuma namazının hemen öncesinde çekiyoruz. Akşam yayına girecek ama bir taraftan da Cuma yetiştirmek durumundayız hepimiz. Sayın Arıkan sizden başlayalım. 2 ya da 3 dakikalık süre içerisinde buyurun neler söylemek istersiniz? Evet ben bu seçimlerde... Barajın kalktığını seçmenlerimize buradan bir kere daha onu duyurmak istiyorum. Onu bir şey yapıyorum. Bütün ittifaklarda özellikle Saadet Partisi'nin ekrana işte yolda evet. Baraj şeyinin kalkması için çok yani işte böyle bir makabrist bir yaklaşım. Ya biz barajı kaldırdık ya nasıl olursa olsun gibi bir hava var. Bu doğru bir yaklaşım ben mı? Ben daha önceki seçimlerde de aday olduğum için bunun en çok acısını çeken kardeşlerinizden biriyim. İnsanlara seçim çalışmaları daha önceki seçimlerde gidiyorduk. Selam aleyküm selam Mahmut Arıkan. Yani ne olursa olsun bu olsun da hangi yolla olursa olsun bakışını siz hep reddedersiniz. Yani Saadet Partisi olarak şahıs olarak sizin de böyle bir yaklaşımınız yok evet. Ama bu barajın kalkmış olması işte bunun CHP ve İYİ Parti vesaire koalisyonuyla kalkmış olması bile rahatlık veriyor yani. Şimdi şöyle söyleyelim aslında koalisyon cümlesi hissediyor musunuz? Yok yani tam tersi. İttifak demek istemiştim özür dilerim. İttifak da değil. İttifak da yanlış bir kelime. İttifak yasada ittifak geçtiği millet, için bu ittifak millet kelimesi. Millet ittifakı diye kullanıyor. Yasalar bunu zorunluluk olduğu için. Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin yaptığı bir ittifaktır. 2023'e kadar bir birliktelikten bahsediliyor. Bizimkinin adı seçim işbirliği. Yani 24 Haziran çözüm akşamında. Çözüm ortağıyız diyorsunuz. 24 seçim işbirliği 24 Haziran akşamında herkes ondan sonraki yol haritasını belirleyecek bir işbirliği olur veya olmaz. O tarihten sonra bakılabilecek bir o 20 kişi seçildiğinde orada. CHP milletvekili statüsüyle olacak. Ne olacak? Saadet Partisi'ne mi geçecek? Zaten orada 20 değil. 6 arkadaşımız bunu bilen var. CHP şeyi nasıl onlara? Yani bir taraftan bakıyorsunuz işte daha düne kadar Sayın Karamollaoğlu'na
Madımak katili diye bağıran CHP'nin tabanı, ki CHP'nin tabanı büyük bir bölümünü Alevi kökenli vatandaşlarımız oluşturuyor. Yani gerçekten bu seçim çok ciddi şeylere gebe, yani bütün şeyleri bütün bilindik şeyleri alt üst etti. Bütün ezberler bozuldu yani. Biraz ama öyle ama güzel şeyler oluyor. Hakikaten güzel. Umarım güzel şeyler. Yani kutuplaşmanın doğru olmadığını ben hep savunurum. Önce insan sonra ümmet kavramıyla hayata bakmak lazım. Biz Müslümanım diyen insanlar için. Doğru bir şey değil ama neler getirecek bunu da merak ediyoruz. Buyurun, süreniz hala işliyor efendim. Bu seçimlere baraj olmadığını, Saadet Partisi'nin adaylarına oy verildiği takdirde Türkiye genelindeki oyumuz yüzde kaç olursa olsun Kayseri'de bir milletvekili, iki milletvekili çıkarma oy oranını yakalayabilirsek rahatlıkla bunu başarabileceğimizi seyircilerimize buradan ifade etmek istiyorum. 24 Haziran akşamının da kazananın sevinecek kadar da kaybedenin üzülmeyeceği bir akşam olmasını temenni ediyorum. 24 Haziran günü seçim akşamı sandık temsilcilerindeki, değişik partilerdeki insanların kol kola o okuldan çıkmalarını temenni ediyorum. 25 Haziran sabahı birbirimizin yüzüne baktığımızda mahcup olabileceğimiz cümleleri kullanmayacağımız bir seçim dönemini geçirmesini tüm adaylarımızdan, tüm siyasilerimizden talep ediyorum. Keşke aslında seçim bu Ramazan ayının içerisinde olacaktı. Ramazan dinginliğiyle o gerilimleri bertaraf etmek için. Keşke Ramazan içinde sonuçlanmış olsaydı diye bakın, içimden geçiyor. Şu anda siyasette bir gerginlik yok. Takip ediyorsunuzdur. Ramazan dinginliği. Hayır, ben ona bağlamıyorum. AK Parti sahalara inmedi. Ben bayramın hemen sonrasında aynı üslupların döneceğini düşünüyorum kendi adıma. İnşallah dönmez. Çünkü dönmez ama. İnşallah dönmez yani. Ama ben hayırlı bir seçim dönemi, hayırlı bir netice, Saadet Partisi'nin mecliste bulunduğu, söz sahibi olduğu bir dönemin Rabbimi nasip etmesi için dua ediyorum. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyoruz. Sayın Özçelik, buyurun efendim. Evet, ben ilk sorunuza tekrar dönüyorum. Neden Saadet Partisi'ne seçmen oy versin? Oraya tekrar dönüyorum. Son sözlerim de bunlar olsun. Şimdi Saadet Partisi'nin, yani Milli Görüş Partilerinin başarısı ortada açık. Milli Görüş ruhunun, mayasının olmadığı yerde de 16 yıl tek başına iktidar olsanız da başarısızlıklar ortada. Şimdi onlar göreceli kavram. Başarı, başarısızlık. Tabii, size yok, başarısızlık, tabii, onlara bunlar, başarı, diğerlerine. Yok, bunu seçmen karar verecek. Bunu seçmen karar verecek. Başarı ya da tabii, başarısızlığa. Ekonomisine bakacak, çocuğunun ahlak ve maneviyat durumuna bakacak, komşuluk ilişkilerine bakacak, Türkiye'nin dış siyasetine bakacak. Bunlar kriterler. Seçmenler bu kriter, bunların hepsini değerlendirecekler tabii. Şimdi 16 yıl boyunca bu arkadaşlarımız, geçmişteki abilerimiz tek başına iktidar yaptılar. Başarılı mı oldular, başarısız mı oldular? Onu gerçekten onlar değerlendirecekler. Ben konuşmalarımda böyle hikaye fıkra anlatarak daha çok nükteden bir insansınız. Anlatılacağını, insanların anlayacağını düşünüyorum. Şimdi birçok, yani Anadolu'da birçok insan bağbellemiştir mutlaka. Bağbellerken geri geri gidersiniz. Çiftçinin birisi bağbellerken arkadan birisi selamünaleyküm diyor, yanına geliyor. Çiftçi kardeşimiz dönüyor, aleykümselam. Diyor ki ben buradan Erkilet'e gideceğim. Ne tarafa doğru gideceğim? Şu istikamette gideceksin diyor, yönü gösteriyor. Arkasından diyor ki o yolcu, ne kadar sürede giderim diyor, onu bilmiyorum diyor, bilemem diyor. Ya nasıl bilmesin, işte mesafe belli, nerede olduğunu biliyorsun. Ben onu bilemem diyor. Bu yolcu biraz kızgın, yürümeye başlıyor. 50-100 adım atınca çiftçi kardeşimiz arkasından bakıyor, bir saatte gidersin diyor. Adam geri geliyor, diyor ki ya az önce sordum söylemedin, şimdi bir saatte gidersin, ne değişti diyor. Vallahi diyor, ben diyor seni bağbelliyordum, gelişini görmedim ama gidişine baktım bir saatte gidersin bu hızla diyor. Şimdi 16 yıldır gelişlerini de gördük, ne yaptıklarını da gördük. Bu böyle gitmeyecek. Seçmenimiz milli olan, adaletten yana olan, sanayiden yana olan, üretimden yana olanlarla sürekli konforu artıran ama üretmeyen, dışarıya borçlananlar arasında tercih yapacak. Seçmenimiz milli görüşçülerle pasaportunda Pennsylvania vizesi olanlar arasında tercih yapacak. Memleketi ne hale getirdiklerini görecekler ve inşallah 24 Haziran Saadet Partisi'nin zaferiyle sonuçlanacak diyor. Bizi dinleyen kardeşlerimize, seçmenlerimize saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyoruz efendim. Çok sağ olun. Sayın Baki Coşkun, siz de buyurun lütfen. Evet. Size de 3 dakika. Neler başkanlarım genel olarak özetlidir aslında konuyu ama burada en sona kalan en zorlu. Evet, evet. Konuların hepsine müdahil olunacak durum ama tabii ki başkanlarım gayet güzel ifade ettiler.
buradaki şu anda seçimde yaşadığımız en büyük sıkıntı maalesef kutuplaşma. Ya bu kutuplaşma da maalesef örneklerle vereceğim. Bu kutuplaşma hani hep dış güçlerin oyunundan falan bahsederiz ya, evet. Bu kutuplaşma da bir dış güç oyunudur. Daha öncesinde bu oyunu Irak'ta sergilediler. Şii, Sünni, Kürt diye ayrım yaptılar. Irak'ı üçe böldüler. Suriye'de aynı oyunu oynuyorlar. Yine Suriye'yi üçe böldüler. Libya'ya diye bölündü. Yemen'de aynı oyun oynanıyor. Şu anda Türkiye'de de maalesef insanları ikiye bölerek, kutuplaştırarak sen sağcısın, sen millisin, sen gayrimillisin diyerek maalesef bu sürecin içerisine çekmeye çalışıyorlar. Bizler bu oyunu bozacağız. Yani Saadet Partisi olarak şunu ifade ediyoruz. Biz bu ülkenin bütün evlatlarıyla otururuz, görüşürüz. Her ne kadar bu ülkede sağcı solcu diye ifade edilse de biz ilkelerimizden asla taviz vermeden ülkenin ortak dertlerinde birleşerek oturur görüşürüz. Yani bu seçim ittifakı da bir yerde bu. Yani şunu ifade etmiştik zaten seçime girmeden de. Biz bu ittifakı kurarken hukukun üstünlüğü ve Amerikansız yani tam bağımsız bir Türkiye konusunda anlaşmaya vardık. Dolayısıyla burada bir ilkeler anlaşmasına vardık ve bu ittifakı kurduk diye. Yol arkadaşlarınızı da bu konuda sizin kadar hüsnü niyetli buluyor musunuz? Yani şimdi bu ülkede şöyle bir şey var. Dününe bakarak, dün, 80'li ihtilalinde bizler biraz belki küçüklük ama hani bunu tarihten okuduğumuz zaman bulabiliyor musunuz? Evet. 80 ihtilaline baktığınız zaman hani o dönemde sağcı solcu çatışmasında sağcıyla solcuyu aynı cezaevine koyuyorlar. İkisi de birbirlerinin yakasına yapışıyor. Dışarıda ne diyordun? Gel bakalım. İçeride konuştukları şey aynı. Kanka olup çıkıyorlar. Tabii neden kanka oluyorlar? Çünkü birbirlerini dinlememişler. İçeriye girdikleri zaman aynı şeyi konuşuyorlar. Biz tam bağımsız Türkiye istiyoruz diyor solcusu. Sağcısı da diyor ki millet biz de aynısını istiyoruz. Millet İttifakı aynı dili konuşuyor mu? Şimdi yani bugün, Millet İttifakı'nda yer alan bütün partiler. Bugün ortak noktalarımız şu. Bir, Amerikansız tam bağımsız bir Türkiye istiyoruz. Doğru mu? Doğru. Yani bunda sağcı olmuş, solcu olmuş, AK Partili olmuş, MHP'li olmuş hiç fark etmez. Aynı söylemi konuşabiliyoruz. Hukukun üstünlüğü diyoruz, adaletin tesisi diyoruz. Bunlar ortak değerlerimiz bizim. Devamlı ayrıştırmalar konuşacak olursak, bugün 3 kişi otursak kendi ortak noktalarımızı dahi bulamayız. Eğer ayrışmaları konuşacaksak. Ama biz bu ülkede yaşıyoruz. Bu bahsettiğimiz kişiler alt komşumuz, yan komşumuz. Dolayısıyla, yani bunu yakalamak için çok asgari müşterekler de en azından birleşmek gerekir. Yani asgari müşterek olarak işte mesela Saadet Partisi'ne baktığınızda bir asgari müşterek belirlemek istiyorsa bunu ümmet kavramı, din kavramı üzerinden yürütmesi beklenir. Herkes öyle düşünür ama bugün farklı şey, yani bugün yola çıktığınız insanların bu şeylere çok birebir şeyleri yok. En azından manifestolarda yani buna şey, başlık ayırabilen partiler değiller. Bu şey çok suni bir birliktelik değil mi? Yani bunu gerçek manada realize etmek, realize edilebilir mi? Edilir bulunuyor musunuz? Başka çaremiz yok. El mahkum diyorsunuz. Evet, yani şu anda yeni sistemde hani koalisyon konusu geçti az önce. Eski sistemde koalisyon diye bir derdimiz yoktu. Tek başına iktidar diye bir durum vardı. Ama şu anda yeni gelen sistem bizi zaten koalisyona mecbur bırakıyor. Şu anda AK Parti mecburen koalisyon kurmak zorunda kaldı. O kadar koalisyondan korkan ve yanlış aynen olan bir parti... Şu anda o duruma geldi. Öyle olmadı mı ama yani baktığınız zaman AK Parti mecburen MHP ile koalisyon kurdu. Barajı %50'yi geçemeyeceğim diye. Yani koalisyon dediğimiz şeyden çok da korkmamak lazım. Çünkü toplumun içerisinde %25, %10, %20, %50 oy oranında partiler içeriye giriyor. Dolayısıyla bunların hepsi bu ülkenin evladı ve bunlarla oturulup konuşulabilir. Koalisyon kurmaktan neden korkuyoruz? Herkes kendi derdini meclisin içerisinde anlatmalı. Dolayısıyla yani milletimiz de Saadet Partisi'nin duruşunu zaten biliyor. Her zaman gönüllerin sultanıydık. İnşallah bu seçimde de değiştir sloganıyla mesela, sandıkların sultanı. Çözüm olacağız. Ortaklarınız diyelim işte ittifakı beğenmiyorsunuz. Mesela Sayın Akşener'de, Sayın Kılıçdaroğlu'da işte seçimde mesela Sayın Akşener diyor ki Cumhurbaşkanı seçilirsem ilk iş diyor Çankaya geri döneceğim diyor. Orayı mesela Refah Partisi yıllarca Çankaya, Ezankaya yapmak gayesiyle, ülküsüyle hareket etmiş bir parti. Yani çok farklı söylemler, çok farklı şeyler var. Bunların bir aynı potada erimesini olası görüyorsunuz. Evet. Genç bir insan olarak böyle bakıyorsanız ben de umutla bakıyoruz. Çünkü gelecek yani. Gelecek bizim. Bu insanlarla yaşamak zorundayız. 100 yıl önce de bu insanlarla yaşıyorduk. 100 yıl sonra da bu insanlarla yaşayacağız. Kaldırıp kimseyi dışarı atamayız. Atacak olursak Suriye'ye döneceğimiz de aşikar.
Dolayısıyla İstesek de uyumlu olmak zorundayız diyorsunuz. İstemesek de. Sayın Bak Coşkun, size de çok teşekkür ediyorum. Size muvaffakiyetler diliyorum. Genç bir arkadaş olarak zorlu bir yola girdiğinizi, mesleğinizi bana göre dışarıdan bakış olarak bir vatandaş olarak riske de attığınızı düşünerek muvaffakiyetler diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi vazgeçecek adaylar. Yok artık olan olmuş teşekkür ederim. Olmaz. Hele ekrana çıktıktan sonra artık geriye dönüşü yok. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Ülke yanarken kimsenin tribünde oturma hakkı yok yani. Peki. Son noktayı da bu veciz sözle koymuş olalım. Sevgili izleyiciler, bu akşam da sizlere Neşter'de Saadet Partisi adaylarıyla, Saadet Partisi politikalarıyla seslenmeye gayret ettik. Dilimiz döndüğünce, süremiz el verdiğince sizlerin kafasındaki soru işaretlerine cevap aramaya çalıştık. Umuyoruz muvaffak olmuşuzdur. Bunun huzuruyla huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Haftaya yeni bir programda, bir geç seçim süreciyiz, hafta içi programlar da olacak artık. Yeniden karşınızda olmayı umut ediyoruz. Yeniden görüşünceye dek tüm güzellikler sizlerin olsun. Allah'a emanet olun. Sen kalın efendim. Videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın.